Saatlerimiz 19.13'ü gösteriyor. KRT Televizyonu ve Yön Radyo ortak yayınında KRT akşam haberlerini izliyor ve dinliyorsunuz. Hatırlayacaksınız, hala anılarımızda, hafızalarımızda taptaze. 30 Ekim günü Türkiye'nin gözleri, kulakları, yürekleri hep birlikte İzmir'e çevrilmişti. Çünkü İzmir'de bir deprem felaketi yaşadık. Felaket diyoruz çünkü bir insanımızın canını kaybettiği bir olay bile aslında bir felaket diye anılmayı hak ediyor. İzmir depreminde 110'un üzerinde 116 kişi hayatını kaybetti. Çok sayıda vatandaşımız yaralandı ve çok sayıda binada hasar gördü. Ve İzmir kenti yaralarını sarmaya çalışıyor. Hem depremin yaralarını sarmaya çalışıyor, hem depremden zarar gören vatandaşlarla ilgilenmeye çalışıyor, hem de bundan sonraki olası felaketlere hazırlanmayla ilgili gereken önlemleri harıl harıl almaya çalışıyor. Şimdi İzmir'deki son durumu ve yapılan çalışmaları gözden geçirmek üzere İzmir'in değerli Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Tunç Soyer'e bağlanıyoruz. İzmir'den karşımızda Tunç Başkan. Efendim iyi akşamlar, hoş geldiniz yayınımıza. İyi akşamlar Zafer Bey, merhabalar. Çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Şimdi 30 Ekim'den bu yana geceli gündüzlü bir çalışmadan söz ediyoruz. Tabii ki acıların henüz dinmediğini, henüz yıkıntıların üzerinde, hani deyim yerindeyse, mecazi anlamda bile olsa dumanların tüttüğünü biliyoruz ama siz bundan sonrasında yönelik olarak da, yani böyle bir olası felaketin tekrarlanması halinde en az kayıpla atlatabilmenin de önlemlerini alıyorsunuz ve bir çalışma içindesiniz. İlk önce bu deprem konusunda şu anda geldiğimiz noktayı bizimle paylaşır mısınız? Evet. Zafer Bey, aslında depremin ilk dakikalarından itibaren 3 ana başlıkta çalışmalarımızı sürdürmemiz gerektiği anladık. İlki arama kurtarma çalışmalarıydı. 4. dakikada aslında itfaiye ekiplerimiz ilk enkaza ulaşmışlardı ve ilk saatlerde 55 vatandaşımızı enkaz altından çıkardılar. Toplamda 107 vatandaşımız enkaz altından sağ kurtarıldı. Sadece İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri değil, aynı zamanda AFAD'ın ve Türkiye'nin her yerinden gelen arama kurtarma ekiplerinin çalışmalarıyla, olağanüstü titiz çalışmalarıyla 107 vatandaşımız sağ salim kurtarıldı. İkinci ana başlığımız, dışarıda bir hayat başlamıştı. Çadırlar kurulması gerekiyordu. İlk akşam 259 çadır kurduk. Ondan sonra yüzlercesi devam etti. Ve ilk andan itibaren dışarıda çadırlarda başlayan hayatı koordine etmemiz, organize etmemiz gerekiyordu. Önemli bir çalışma alanı olarak o karşımıza çıktı ve burada da gerçekten sadece İzmir'den değil, Türkiye'nin her yerinden, dünyanın her yerinden çok sayıda yardım aldık ve çok güçlü yardımlar aldık. Ve o hayatın organizasyonu ile ilgili ilk andan itibaren birçok şey yapıldı. Daha ikinci gün mobil çamaşırhaneler kurduk, tuvaletler, duşlar, çadırda devam eden hayatın vatandaşlarımız için konforlu olabilmesi için çok sayıda çalışma gerçekleştirildi. Ama asıl hedefimiz tabii çadır hayatını sonlandırmaktı. Onun için 30. gün, yani 30 Kasım itibariyle son çadırları da sökmeyi başardık. Ve birinci ayın sonunda, depremden itibaren birinci ayın sonunda çadır hayatı sonlandırıldı ve herkesin başını sokacağı bir yuva bulundu. Ve sonuç itibariyle depremin yaralarını saracak ikinci başlık bu şekilde ortadan kalkmış oldu. Üçüncü başlığımız sayın başkan sonrasıyla ilgili. Sayın başkan, bu çerçevede siz bugüne evet. kadar belki ender rastlanan bir kampanyaya da imza attınız. Bir kira bir yuva, yanlış hatırlamıyorsam isminde bir kampanya, bir proje evet. başlattınız ve buna Doğru. yoğun bir ilgi oldu. Bu sayede ne kadar insanın kiraları evet. hayırsever başka vatandaşlar tarafından karşılandı ve kafalarını sokacak bir yuva bulabildi? Evet. İki ayrı kampanyayı birlikte yürüttük Zafer Bey. İlki vatandaşlarımızın ihtiyacını karşılayacak malzemelerin teminiyle ilgili bir kampanyaydı. Biz bunu pandemi döneminde de yapmıştık ve Halkın Bakkalı adıyla bir kampanya başlatmıştık. O kampanyanın da temelinde Büyükşehir Belediyesi'ne bir yardımın yapılması değil, tam tersine
gücü olanla ihtiyacı olanı buluşturmaya yönelik bir kampanyaydı. Burada da aynı mantıkla bir uygulama başlattık. Hijyen paketinden uyku tulumuna, çamaşır makinesinden ocağa, yani bütün bu acil ihtiyaç duyulabilecek malzemelerle ilgili bir kampanya başlatmıştık. Burada yaklaşık bedeli 22 milyon liraya varan bir eşya bağışı gerçekleşti. Ama diğer kampanya, Bir Kira Bir Yuva adıyla başlattığımız kampanya, yaklaşık her depremzedeye, ağır hasarlı binası olan veya binası yıkılmış olan vatandaşlarımıza yönelik 10 bin liralık bir kaynak yaratılması amacıyla başlatılmıştı. Ve orada da 42 milyon liranın üzerinde, 42 milyon 600 bin lira gibi bir bedel temin edilerek 4200 vatandaşımızın her birinin ihtiyacını karşılayacak 10'ar bin liralık bir yardım paketi gerçekleşti. Burada yaklaşık bu da 30 gün içinde ortaya çıktı. Bunu da geçen hafta içinde kapattık. Çünkü ağır hasarlı ve yıkılmış binası olan vatandaşlarımızın toplam sayısına erişecek bir rakamdı bu. Bu gerçekten olağanüstü büyük bir dayanışma kampanyasıydı. O nedenle herkese bu vesileyle bir kere teşekkür etmek istiyorum. Yani İzmir muazzam bir dayanışma örneği ortaya koydu. Bu rakamlar çok büyük rakamlar. Yani biz pandemi döneminde açtığımız bir kampanyada 6 milyon lira gibi bir rakama ulaştığımız zaman vay be helal olsun İzmirli'ye diye düşünmüştük. Ama bu sefer depremde çok daha büyük bir başarı ortaya kondu. Ve 42 milyon liranın üzerinde bir bağış gerçekleşti. Evet Sayın Başkan, geçen şimdi ay madem, içinde, Kasım ayı içinde evet. Bütçe evet. Sayın Başkan, madem sözü pandemiye getirdiniz, oradan devam edelim. Şimdi deprem felaketi geride evet. kaldı. Bundan sonrası için hazırlanıyorsunuz. Tabii o anlamdaki çalışmalarınız ayrı bir kanaldan devam evet. ediyor ama pandemiyle mücadele sürecinde de özellikle İzmir, aralarında İstanbul'un, Bursa'nın, Ankara'nın, Adana'nın, Hatay'ın da bulunduğu kentlerle birlikte bu son pandemi virüsünün alevlenme süreci diyelim. O süreçte ciddi sorunlarla boğuşmaya çalışıyor. Dün Sayın Sağlık Bakanı'nın evet. verdiği sayılar önümde şimdi. Hastanelerde servis doluluk oranı %60'a yakın. Mesela yoğun bakımlarda doluluk oranı, İzmir bazında söylüyorum, %78 civarında. Solunum cihazı doluluk oranı %56. Yani ciddi evet. bir pandemi savaşı veren kentlerin ilk sıralarında geliyor İzmir. Belediye olarak o konuda neler yapıyorsunuz? Ve imkanlarınız yetişiyor mu? Şöyle söyleyeyim, biz pandeminin başladığı andan itibaren hem İzmir içindeki dayanışmayı çok güçlendirecek çalışmalar yapmıştık ama hem de kurduğumuz bilim kurulu vasıtasıyla pandemiyle ilgili nasıl bir yol haritası izlememiz gerektiği konusunda bilimsel bir destek almıştık. O bilim kurulumuz hala çalışmaya devam ediyor. Biz göreve geldiğimiz ilk anlarda Toplum Sağlığı Daire Başkanlığı'nı kurmuştuk. Çünkü biliyorduk ki İzmir afetlere karşı kırılgan bir şehir ve bu kırılganlık ummadığımız, hiç beklemediğimiz büyük sorunlar ortaya çıkartabilir. O nedenle Toplum Sağlığı Daire Başkanlığı'nı kurmuştuk ve iyi ki kurmuşuz. O dönemde kurduğumuz bilim kurulu hala bize yol göstermeye devam ediyor. Ama şunu söylemem lazım. Bizim pandemi döneminde ortaya koyduğumuz kriz belediyeciliği konsepti, başlığı yeni bir dönemin başladığını bize gösterdi aslında. Çünkü biz biliyoruz ki bu afetler, bu salgınlar devam edecek ve belediyecilik anlayışının değişmesi gerekiyor. Bu afetlerle başa çıkacak kurumsal yapınızı, bu afetlerin tahribatını azaltacak bir biçimde değiştirilmesi gerekiyor. O nedenle aslında tüm kurumsal yapıyı, stratejik planımızı, her şeyi pandemiyle başa çıkacak, depremle başa çıkacak, onun zararlarını, tahribatlarını azaltacak bir şekilde konumlandırmaya çalıştık. Örneğin maskematik uygulaması belki de Türkiye'de, sadece Türkiye'de değil, dünyada ilk kez uygulanan bir yöntem oldu.
kurduğumuz metro istasyonlarına kurduğumuz otomatlarla vatandaşlarımıza ücretsiz maskematikler temin etmeye başladık. Kısacası şu anda da çok yoğun bir biçimde yine bu pandeminin yarattığı etkileri azaltacak, onun yarattığı tahribatı azaltacak çalışmalar yapmaya devam ediyoruz. Ama geçen hafta 11 Büyükşehir Belediye Başkanı ile beraber yaptığımız toplantıda topyekün bir karantina olması gerektiğini söylemiştik. Yani en az 2 hafta süreyle bir karantina uygulaması gerekiyor dedik. Çünkü daha önce yaptığımız çağrılar, gönüllü karantina çağrısı veya buna benzer yaptığımız çağrılar tam anlamıyla karşılığını bulmuyor. Ve gerçekten topyekün bir karantina, topyekün bir izolasyon sağlayamazsak bu afetin yayılım hızı ve yarattığı tahribat büyüyerek devam edecek. O nedenle böyle bir öneri getirdik. Diliyorum yani bir an önce böyle bir uygulama başlatılır. Çünkü aksi takdirde sadece hafta sonları yapılacak bir uygulamayla pandemiyle başa çıkmamız çok mümkün gözükmüyor. Evet. Sayın Başkan, önümüzde evet. Çok güzel bir ışık var. Aşı gelecek. Buyurun. Aşıyla beraber aslında çok daha sağlıklı sonuçlar alınacak ama o gelene kadar yaşayacağımız zor bir dönem var. Yani aşının etkilerini görene kadar yaşayacağımız sıkıntılı bir süreç var. Bu sıkıntılı süreci aşabilmenin yolu topyekün bir izolasyondan geçiyor ve bu da 2 ay süreyle bir toplu karantina uygulanmasını gerektiriyor. Bu çağrıyı yaptık. Diliyorum devlet büyüklerimiz bu çağrıyı duyarlar ve bunun gereğini yaparlar. Peki. Aksi takdirde maalesef çok daha ağır bedeller ödemeye devam edeceğiz. Peki Sayın Başkan, son olarak şimdi hani Türkiye'nin başından da İzmir'in başından da felaketler maalesef eksik olmuyor. İşte deprem, işte koronavirüs salgını, ama yaklaşmakta olan ve bilim insanlarının ısrarla uyardıkları bir kuraklık felaketinden söz ediliyor. Yani yağışların az olması, dünya iklimindeki radikal değişiklikler, çok önemli ve hızlı değişiklikler ki o dereceye ulaştık. Sayın Başkan, beni duyabiliyor musunuz? Evet, ses galiba kulaklıkta. Şimdi tekrar duyuyorum ama bir daha sorabilirseniz. Evet, tekrar edeyim Sayın Başkan. Evet, şimdi evet. Felaketler başımızdan eksik olmuyor dedik ve yaklaşmakta olan bir de kuraklık felaketinden söz ediliyor. Evet. Yani ülke çapında yağışların çok az olması, evet. Dünya iklimindeki değişiklikler ki yarın örneğin Cuma namazlarında Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından bir yağmur duası okutulması ve bu konuda bir hutbe verilmesi de söz konusu. İzmir'i de etkilemesi olası bir kuraklık felaketinden söz ediyoruz. Bu anlamda hazırlıklarınız var mı? Bizimle paylaşır mısınız? Evet. Evet. Yani bu anlamda birçok başlıkta bir çalışma yürütüyoruz. Ama size net birkaç rakam söyleyeyim. Tükettiğimiz suyun %78'i tarımda tüketiliyor. %18'i sanayide tüketiliyor. Sadece geri kalanı evlerde yaşayan vatandaşların günlük tüketimiyle tüketiliyor. Kısacası bizim çok net bir biçimde aslında tarımla ilgili planlamayı ve tarımda su kullanımını organize etmemiz gerekiyor. Çünkü tarımdaki kullanım maalesef çok plansız ve suyu çok gaddarca tüketen bir süreç izliyor. Bizim tarımda kullandığımız ürün desenini yeniden gözden geçirmemiz gerekiyor. Bir tarım planlamasına ihtiyaç var. Yani DPT'nin kapatılmış olması nedeniyle aslında tarımda büyük bir boşluk var ve üretici de ne üreteceğini bilmiyor, ne kadar üreteceğini bilmiyor, nereye ne satacağını bilmiyor. Bizim hem suyu daha tasarruflu kullanan ürünlere yönelik bir ürün deseni oluşturmamız gerekiyor. Bu nedenle de tarımda yeni bir planlamaya ihtiyaç duyuyoruz. Bizim yaptığımız çalışmalar hem ürün deseniyle ilgili, hayvancılıkla ilgili yeni bir takım kriterlerin ortaya konmasına yönelik çalışmalar, hem de suyun tarımda daha tasarruflu kullanılması için çalışmalar başlığını kapsıyor. Burada
yeni kuyuların açılmasından tutun hayvan sulama göletlerinin hazırlanmasına ve aynı zamanda da atık suyun tekrar kullanılmasına yönelik çalışmalar. Bu üç başlık altında söyleyebilirim yürüttüğümüz çalışmaları. Çünkü atık suyun tarımda tekrar kullanılmasıyla ilgili bir çalışma yapmak mecburiyetindeyiz artık. O atık suyun doğrudan deşarj edilmesiyle çok büyük bir kayıp yaşıyoruz. Evet. Bunu yeniden kullanmayı başarmak zorundayız. Hayvan sulama göletleri inşa etmek zorundayız. Ve en başta söylediğim gibi ürün deseniyle ilgili yeni bir çalışma yapmak zorundayız. Evet Sayın Başkan, buradan bitireyim. Buradan su talebiyle ilgili olarak belki de hanelerdeki vatandaşlara da bazı tavsiyeleriniz olacaktır. Onları da alalım son olarak lütfen. Hanelerdeki tasarrufun tabii ki çok önemi var. Burada kullandığımız suyun aslında ne kadar değerli olduğunu hatırlayarak kullanmak lazım ve bir gün biteceğini düşünerek kullanmak lazım. Yani çok titiz davranması gerekiyor vatandaşlarımızın, ama dediğim gibi hanelerde kullanılan su yaklaşık %10'lar mertebesinde. Asıl büyük su tüketimi tarımda yaşanıyor ve asıl tarımda çok ciddi önlemler alınması gerekiyor. Ve biz de İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak İzmir bölgesinde, İzmir'in havzalarında yapılan tarımla ilgili yeni bir takım düzenlemeler getiriyoruz ve vatandaşlarımızı daha tasarruflu su kullanacak tarımsal ürünler üretimiyle ilgili teşvik etmeye başlıyoruz. Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz Sayın Başkan yayınımıza katıldığınız için. İyi çalışmalar efendim. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun, iyi yayınlar diliyorum. Sağ olun, iyi akşamlar. İzmir Büyükşehir